Yaklaşık 5 tane bölümü var. Müfredatta da %20 civarında bir yeri kaplıyor. Yani müfredatın 5'te biri. En az 5 tane soru bekliyorum arkadaşlar. Bir tane periyodik sistemden garantiniz var. Bir tane kimyasal tepkime ile fiziksel kimyasal değişimler iç içe bir tane garantiniz var. Bir tane asit bazlardan garanti var. İki tane de ısı sıcaklık veya kimyasal kimya endüstrisi. Buradan var arkadaşlar. Hani her konudan en az birer tane olacak şekilde düşünebilirsiniz bu bölümü. Ve en az da 5 tane soru buradan bekliyoruz arkadaşlar. Peki bu konunun temeli nedir? Bu konunun temeli atomdur arkadaşlar. Atomun içinde hani tanecikler vardı. Proton, nötron ve elektron. Bunlardan yola çıkarak devam eden bir konu. Hani geçen yıl bunları görmüştünüz. Peki başlayalım. Nedir? Biz elementleri iyi biliyorduk. Element nedir? Yapısında tek cins atom olan maddelere biz element diyoruz. Mesela demir bir elementtir ama saf demir olacak. Mesela altın bir elementtir ama saf altın arkadaşlar. Yapısında tek cins atomlar var. Peki bu elementleri zamanında da böyle şu an bildiğimiz o 118 tane element var mıydı? Hayır, yoktu. Çok az element biliniyordu. Hatta havanın suyun bile bir element olduğu zannediliyordu ama yavaş yavaş gün geçtikçe onların da element olmadığı anlaşıldı arkadaşlar. Peki bu elementleri bir arada bulunduğu tabloya biz ne diyoruz? Periyodik sistem diyoruz arkadaşlar. Peki periyodik sistem öyle bir anda mı ortaya çıktı? Hayır. Bu yavaş yavaş gelişe gelişe oluşan bir olaydı arkadaşlar. Önce birkaç tane element bulundu. Herhangi bir sınıflamaya ihtiyaç duyulmadı. Ama daha sonra element sayısı arttıkça ne yapmaya başladık? Sınıflandırmaya başladık. İlk sınıflandıran John Döbereğner. Hatırlayın, üçerli sınıflandırma yapmıştı. Döbereğner'in kelimesi üzerinde de üç tane nokta vardı. Oradan üçerli sınıflandırma yaptığını bilin. Ama element sayısı azdı. 3 3 gruplandırıverdi elementleri. Aşağı yukarı 20 element falan vardı gençler. Peki daha sonra ne oldu? John Nealance'dır, Alexander Beguer'dir vesaire vesaire bazı bilim insanları çalıştı. Ama ders kitabınızda onları es geçip daha çok Dmitri Mendeleyev'e geçmişler direkt bana arkadaşlar. O yüzden hani ders kitabınızdaki daha önemli bence. Dmitri Mendeleyev ne yaptı? Elementlerin bir tane tabloya yerleştirdi. Yani ilk periyodik tabloyu yapan kişi Dmitri Mendeleyev'di arkadaşlar. Peki nasıl yaptı? 8 değerli 8'den sonra özelliklerini tekrarladığını düşünerek alt satırları oluşturdu. Ve basit düzeyde küçük bir periyodik basit düzeyde periyodik tabloyu hazırladı. Peki bunu hazırlarken neye göre hazırladı? Elementlerin atom kütlesine göre hazırladı arkadaşlar. Yani bir nevi tarttığı ağırlığına göre hazırladı. Ama doğru bir sıralama mıydı? Hayır. Niye? Çünkü farklı elementlerin atom kütlesi aynı çıkabilir arkadaşlar. Ki aynı olanlar var. Asıl sıralaması gereken sistem atom numarasıydı. Yani proton sayısı. Ama Dmitri Mendeleyev bu şekilde sıraladı. Daha sonra hatta bazı yerleri boş bıraktı. Oralara dedi ki elementler bulundukça eklenecek dedi. Hani bunun tarihçesinin mantığını anlatayım ki direkt ezberlemenize gerek yok. Ama sorularda çıkarsa tarihçesinin mantığı çıkıyor daha çok arkadaşlar. Önce atom numarasına göre, pardon, hatta ilk Beguer fiziksel kimyasal benzerliğine göre sınıflandırdı. Daha sonra atom kütlesine göre sınıflandırdı Mendeleyev. Ama Çanakkale Savaşı'nda karşımızda savaşan Henry Moseley dedi ki atom kütlesine göre yani atomun ağırlığına göre sıralarsak elementler karışıyor. Biz her bir elemente farklı olan atom numarası yani proton sayısına göre sıralayabiliriz. Ve o günden sonra 1913 yılından sonra artık proton sayısına göre sıralandı. Şu anki elementler proton sayısına göre sıralı. Mesela hidrojen bir numara değil mi? Proton sayısı birdir gençler. Mesela neon kaç numara? 10 numara. Neonun proton sayısı 10'dur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Daha sonra periyodik tablo gelişiyor. Sürekli gelişiyor gençler. Mesela Greg Seaborg ne buldu? Bu kişiyi de vermişler. Alttaki iki satırı buldu. Lantanit ve aktanitleri buldu. Normalde bunların yeri şurada yıldızlı olan ve iki yıldızlı olan yerdir periyodik tabloda. Ama oraya konduğu zaman periyodik tabloyu bulacağı için oradan oraya koyulmadı arkadaşlar. Peki devam. Peki arkadaşlar periyodik tablonun özelliği ne? Aslında bizim için önemli olan nokta burası arkadaşlar. Periyodik tablo proton sayısına göre sıralandı ve
Biz şu mantığı düşüneceğiz. Hani defterde soldan sağa doğru yazıyoruz ya. Yazıyoruz. Bir numara hidrojen. İki numara helyum. Satır bitti. Alta geçiyoruz. Üç numara lityum. Dört numara berilyum. Beş bor. Altı karbon. Yedi azot. Sekiz oksijen. Dokuz flor. On neon. Satır bitti. Gene aşağı geçiyoruz. Yani aşağı satıra geçtikçe sayı otomatikman artıyor arkadaşlar. O yüzden atom numarası en büyük olanı sorarsa sorularda önce alt satırda olana bakın. Daha sonra aynı satırda ise sağ tarafa bakın arkadaşlar. Önce alt satırdaki önemli. Hatta biz bu satırlara, sütunlara isim veriyoruz. Ne diyoruz? Satırlara yani yatay sütunlara, yatay olan kısımlara periyot diyoruz. Ve periyodik tabloda 7 tane periyot vardır gençler. İkinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot ve yedinci periyot. Peki bir de ne var? Gruplar var. Gruplar da dikey sütunlara grupluyoruz. 18 tane grup vardır arkadaşlar. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, hatta demişimdir derste. 8A sizin grup. Yani burnu havada olanların grubu. Birazcık kendini beğenmişlerin grubu. O yüzden 8A grubu kimseyle bağı yok falan demiştim. Hatırlayın arkadaşlar. Bir de B grubu var. Bunlarla sizin işiniz yok ama 10 tane B grubu olduğunu iyi bilin arkadaşlar. Yani toplamda 18 tane grup, 7 tane periyot olan bir periyodik tablo. Ve sorularda şu da önemli. Mesela periyotlarda en fazla element hangi periyotlarda? 6 ve 7. periyotta arkadaşlar. Çünkü lantanit, aktanitleri doğruya koyunca yaklaşık 32'şer tane element oluyor. 6-7. En az element hangi periyotta? Birinci periyotta. Çünkü orada sadece iki tane element var. Hidrojen ve helyum. Hidrojen ile helyum çok özel maddelerdir. Çünkü bunlar her türlü genellemeyi bozuyor. O yüzden onları çok iyi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Peki periyodik tablodaki grupların özelliği nedir? Grupların da tek güzel bir özelliği var. Aynı grupta bulunan elementlerin genellikle kimyasal özellikleri benzerdir. Mesela 8A grubu. Sizin bulunduğunuz grup 8A. Hepsi burnu havada. İşin esprisi bir yana. Hepsi 8A grubundakilerin hepsi gazdır. Son katmanlarındaki elektron sayısı doludur. Yani en büyük özellikleri bunlar arkadaşlar. Peki geçtim. Grup ve periyottan bahsettik. Peki periyodik tabloda yer bulma olayı. Şurada gördüğünüz sadece bir paragrafta vermişler ve sınavda sorma ihtimalleri bu yüzden var arkadaşlar yer bulmayı. Keşke bu paragraf vermeselerdi yer bulmayı sormasalardı. Peki yer bulmayı nasıl yapıyoruz? Örneğin 18 numaralı elementi. Bunu nasıl bulacağız? Şimdi numarası 18 ise proton sayısı 18'dir. Nötraldeyken elektron sayısı da 18'dir. Peki biz nasıl yapıyorduk bunu? 18 tane elektronu katmanlara yerleştiriyoruz. Nasıl? İlk katman 2 tane, ikinci katman 8 tane, üçüncü katman 8 tane alıyor. Şimdi baktık 2, 8, 8. Peki kaç tane katman var? 3. O zaman bunun periyodu 3. periyot. Katman sayısı periyodu verirdi gençler. Peki son katmanına bakıyoruz. Kaç? 8. O zaman bu da 8A grubunda olduğunu belli eder. Bakalım 18 numara kim? Argon. Üçüncü periyot 8A grubu yeri de doğru gençler. Burada bir tane istisnamız var. O da kim? Helyumdur. Helyum 2 numaralı elementtir. Sadece 2 tane elektronu bulunur. Normalde buna şöyle deriz. Birinci periyot 8A, 2A grubu dersiniz. Ama birinci periyotta 2A grubunda bir element yok arkadaşlar. Olması gereken yer şurasıdır. Fakat bu son katmanı full dolu olduğu için bunu 8A grubuna koymuşlar. Bu bir istisnadır. Sorularda bol bol çıkıyor ve çıkacak arkadaşlar. Dün de dedim ya soracaklar, soruyorlar, sorduk. Hepsi var bunda arkadaşlar. Helyumu çok iyi bilmeniz lazım. Son katmanda 2 elektronu var. Normalde son katmanda 2 elektronu olanlar 2A grubunda bulunur. Fakat helyum 8A grubunda bol bol sorularda karşınıza gelecek. Peki devam ediyorum. Biz elementleri periyodik tabloda 3 sınıfa ayırıyoruz. Bakın sınıf kelimesini duydunuz mu? Bu 3 sınıfa ayıracaksınız. Grup kelimesini duyuyorsanız 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu, 5A grubu, 6A grubu, 7A grubu, 8A grubu, hatta 8A grubuna özel isim veriliyor, soygaz grubu diyebilirsiniz. Ama sınıf kelimesini duyuyorsanız soruda kesinlikle 3 sınıf var. Başka bir şey yok. Nedir? Metal, yarı metal,
ametal. Burada size şöyle demiştim. Sol taraftakiler metal, maviyle gördükleriniz. Sağ tarafta kırmızıyla gördükleriniz ametal. Bir tane istisnamız var. Metallerin içinde kalmış bir gariban vardı. Kimdi o? Hidrojendi arkadaşlar. Sadece sol tarafta bir A grubunda hidrojen, normalde sol taraf metal ya, istisna olarak o ametaldir arkadaşlar. Hatta bir A grubunun tüm özelliklerini de o bozuyor zaten. Mesela bir A grubundakilerin hepsinin kimyasal özelliği benzerdir kelimesini söyleyemiyoruz bu yüzden. Çünkü hidrojen bunu bozuyor arkadaşlar. Hidrojeni unutmayın. Bir de hocam ben bunları nasıl ayırt edeceğim? Basit bir sınır çizgisi var. Şu ortadan, tam şu köşeden bir tane aşağı doğru 4 tane çizik çiziyorsunuz çapraz bir şekilde. Bir de 3 tane yukarı çiziyorsunuz. Burası sınır. Buranın sol tarafı metal, sağ tarafı ametaldir gençler. Ha, hidrojeni unutmayın. Hidrojen istisna. Peki bu sınırda bulunanlar kim? Bunlar yarı metaller. Yani arada kalmışlar. Ne metal olabilmişler, ne ametal olmuşlar. Garibanlar ortada kalmış bir nevi. Öyle diyebiliriz arkadaşlar. Peki şeyden başlayalım. Mesela metallerin özelliklerinden başlayalım. Metaller nedir? Oda sıcaklığında civa harici katı halde bulunur. Hepsi katı halde bulunmuyor. Bir tek civa bu istisnayı, bu genellemeyi bozuyor. Sorularda hepsi katı halde bulunur diyorsa metali almayabilirsiniz arkadaşlar. Neyi alırsınız? Yarı metali. Ama ilk 18 elementin içinde şöyle derse hepsi katı halde bulunur derse metaller de katı halde bulunur. İlk 18 elementin içinde. Çünkü civa ilk 18'in içinde değil gençler. Hani bu tarz kelime oyunlarına düşmeyin benden size söylemesi arkadaşlar. Peki devam. Bunların yüzeyleri nasıldır? Parlak görünümlüdür. Bu da önemli bir özellik. Bunlar işlenebilir. Metal adı üstünde nedir metal? Demir, altın, gümüş. Bunların hepsini işleyip biz levha yapmıyor muyuz? Aslında şey yapsak güzel olur değil mi? Böyle bir tane altından kapı yapılabilir. Ama maliyeti çok yüksek olduğu için yapmıyoruz arkadaşlar. Metaller işlenebilir. Tel ve levha haline gelebilir. Elektrik ve ısıyı çok iyi iletirler. Özellikle altın. Bilgisayarların içinde az da olsa altın kullanıldığı söyleniyor. İletkenliği çok yüksek olduğu için arkadaşlar. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Fakat bunlar ısıtılarak alaşım yapılabiliyor. Ama kendi aralarında herhangi bir kimyasal bağ yapmıyorlar arkadaşlar. Geçtim yarı metallere. Yarı metallerden önce ben ametalleri söyleyeyim size. Daha sonra yarı metalleri söyleyelim. Ametal demek metal olmayan. Metalin zıttı. Bunlar nedir? Oda sıcaklığında katı sıvı gaz halde olabilir. Ben en çok şeyi söylerim. Karbonu söylerim. Karbon kömürdür. Kömürün yapısında katı halde bulunuyor. Ama mesela hidrojen var. Hidrojen de gaz halde bulunuyor arkadaşlar. Bunlar ametal. Katı sıvı gaz halde bulunabilir. Yüzeyleri mattır. Mesela karbon kaplama araçlar var. Mat araçlar. Böyle bazen görürsünüz hani böyle yüzeyi mat görünen siyah mat bir araç var. Onlar karbon araçlar arkadaşlar. Daha sonra kırılgan oldukları için işlenemezler arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şimdi ders anlatırken bana lütfen mesaj atmayın arkadaşlar, olur mu? Hani dersi bölüyoruz, dersi bozuyoruz. Ha, mesaj atacaksanız daha sonra atın, sorun ne soracaksınız arkadaşlar. Daha sonra ametaller elektrik ve ısıyı iletmez. Hatta genellikle iletmiyor arkadaşlar bunlar. Ama çok az da olsa iletenleri var. Geçtim. Bu maddeler kırılgan oldukları için tel ve levha haline getirilemiyor arkadaşlar. Kırılgandır, işlenemezler. Mesela kömürü işleyemezsin. Kömür içinde karbon vardır, işlenmez arkadaşlar. Peki geliyoruz yarı metallere. Yarı metal olan kimler vardı? Bunlar çok önemli. İki tanesini çok iyi bileceksiniz. Birincisi bor. Kaç numara? 5 numara. İkincisi 14 numara olan silisyum arkadaşlar. Özellikle ilk 18'in içindekiler çok iyi bilin. Neden? Çünkü bunlar bol bol sorularda çıkıyor. Bunlar yarı metallerin hepsi, zaten 7 tane yarı metal var. Hepsi oda sıcaklığında katı haldedir. Parlak veya mat görünümlü olabilirler. Kimi parlak, kimi mat. Kırılgan değildirler. Bu yüzden işleniyorlar. Mesela borcam. Borcamın yapısında bor bulunur arkadaşlar. İşlendiği için. Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden iyi bir şekilde iletiyorlar. Yani arada olanlar dememizin nedeni de bu zaten. Ki tam arada geçiş elementleri arkadaşlar bunlar. Geçtim. İkinci bölüme geçiyorum. Çünkü birinci bölümde bayağı oyalandık sizde. Ha, buradan bir tane soru gelir mi birinci bölümden?
bana göre gelecek. Bir tane soru size gelecek arkadaşlar. Özellikle hidrojen ve helyuma çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Geldik fiziksel kimyasal değişim. Fiziksel değişim nedir? Bir maddenin dış görünüşündeki değişiklik. Yani molekül yapısı değişmiyor. Atomlar arası bağ değişmiyor. Sadece atomlar arası bağlı atomlar birbirinden uzaklaşıp yakınlaşıyor. Yani kimliğinde değişiklik olmayan değişikliklerdir arkadaşlar. Örneğin nedir? Mesela buğdaydan un elde etmesi. Buğdayı eziyorlar, un yapılıyor arkadaşlar. Veya odunun kırılması. Veya şurada gördüğünüz örnekler çok önemli sorularda gelebilir. Nedir? Işığın farklı renklerde görünmesi. Veya petrolün damıtılması. Damıtma bir fiziksel değişimdir arkadaşlar. Sadece buharlaşmayla yoğuşma kullanılarak farklı yöntemlerle petrolü ayırmadır. Ekmeğin kesilmesi, odundan talaş yapılması, daha sonra suyun buharlaşması, hatta hal değişimleri direktman fiziksel değişim demiştim size. Unutmayın. Buharlaşma, erime, donma, yoğuşma. Bir de mumun erimesi var. Şurada gördüğünüz gibi mum güneş ışığı altında kendisi eriyorsa bu fiziksel değişim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mesela yoğurttan ayran yapmak. Bu da bir fiziksel değişimdir. Ama sütten yoğurt yapmak farklıdır arkadaşlar. Orada kimlik değişiyor. Maya hücreleri kullanılıyor. Geçtik kimyasal değişime. Kimyasal değişim nedir? Bir maddenin kimliğinin değişmesi. Yani o madde artık farklı bir maddeye dönüşüyor. Ya da bilimsel olarak şöyle söyleyeyim. Atomlar arası bağların kopması veya yeni bağların oluşması arkadaşlar. Yani molekül yapısının değişmesi. Mesela ekmek hamurken, hatta hamur yaparken bile mayalıyoruz. Orada bile kimyasal değişim oluyor. Hamurken hamurdan ekmeğin pişirilmesi mesela. Pişme. Mesela yanma. En kral kimyasal değişim yanma diyebilirim arkadaşlar. Çünkü oksijenle bir maddeyi yakıyorsunuz. Ne çıkıyor? Genellikle karbondioksit veya buna benzer gazlar açığa çıkıyor arkadaşlar. Ve kül oluşuyor. Meyve sebzelerin çürümesi, yemeğin pişmesi, demirin paslanması. Paslanma da aslında bir yanmadır ama yavaş yanmadır arkadaşlar. Mumun fitilinin yanması diyor bakın. Mumun kendisinin erimesi değil, fitilinin yanması. Yoğurdun eşitmesi, peynirin küplenmesi. O küplü peynir var ya, o aslında kimyasal değişimle oluşmuş bir üründür gençler. Hatta yoğurttan peynir elde etmek, sütten peynir elde etmek, sütten yoğurt elde etmek de bir kimyasal değişimdir. Unutmayalım gençler. Peki devam. Bir de kimyasal tepkimeler var. Kimyasal değişimlerin sürecine biz kimyasal tepkime diyoruz. Daha doğrusu hani böyle şeyle gösterimi, denklemle gösterilmesine biz kimyasal tepkime diyoruz. Ve kimyasal tepkimenin bir denklemi olur arkadaşlar. Kimyasal tepkimede mantık şudur. Şurada gördüğünüz mesela iki tane molekül var. Bu moleküllerin içindeki atomlar bağları kopmuş, yeni bağlar oluşmuş. Yani moleküllerin yapısı değişmiş arkadaşlar. Bakın maviler bir arada bağ yapmış, yeşiller bir arada bağ yapmış. İşte bu kimyasal tepkimedir. Hatta kimyasal değişim de aslında bu arkadaşlar. İkinci örnekte de aynı şekilde. Mesela ikinci örnekte ne var? Bağ kopması var. Birinci örnekte hem bağ kopuyor hem yeni bağ oluşuyor. Üçüncü örneğe bakın. Üçüncü örnekte bağların yeri değişmiş. Dördüncü örnekte yeni bağlar oluşmuş arkadaşlar. Hatta dördüncü örneği şey alabilirsiniz. Hani siz bana soruyordunuz ya, bir tane soru vardı. Hocam girenler kısmında bir tane madde olup ürünlerde iki tane madde olabilir mi? Kesinlikle olabilir arkadaşlar. Ha, bu dördüncü örnek girenlerde iki madde, ürünlerde tek madde. Bunun tersi de olabilir gençler. Şu sağda gördüğünüz madde girenler kısmında olup soldakiler ürün olabilir. Yani girenlerde tek bir madde olup o maddeyi parçalayıp iki tane veya üç tane ürün elde edebilirsiniz. Hani sorularda buna çok takılmayın gençler. Bir tane giren madde olamaz demeyin. Mesela su. Suyu ne yapıyorlar? Suyu alıyorlar, elektrolize edip suyun içindeki hidrojen ve oksijeni ayırabiliyorlar arkadaşlar. Giren su, oluşan ürün hidrojen ve oksijen. Hani bu açıdan bakın olaya. O yüzden giren maddelerde bir madde girip iki madde ürün olabilir. Hani deneme sınavında bir tane soru vardı. Ona çok takılmıştınız hepiniz. Peki kimyasal tepkimeyi biz nasıl gösteriyoruz? Kimyasal tepkimeyi ok ile gösteriyoruz arkadaşlar. Tepkime oku. Bunun sol tarafına girenler diyoruz. Sağ tarafına ürünler, yani çıkanlar diyoruz. Kimyasal tepkimede en önemli kural, tepkimeye giren maddelerin atom sayısı ile
ürünlerin atom sayısı ve çeşidi aynıdır. Hocam ne değişiyor? Maddenin cinsi değişiyor. Bağ yapısı değişiyor arkadaşlar. Dikkat edin mesela su. Suyu öğrendiğiniz zaman hepsini öğrenirsiniz. Suda hidrojen molekülüne bakın maviler bağlı. Ama daha sonra maviler birbirinden ayrılmış. Kırmızıyla bağ yapmışlar. Yani bağ yapısı değişmiş. Molekül yapısı değişmiş arkadaşlar. O yüzden bu bir kimyasal tepkime suyun oluşumu. Peki direnlerin özelliği kayboluyor mu? Madde olarak kesinlikle kayboluyor. Oksijen yakıcı bir madde, hidrojen yanıcı bir madde ama su söndürücü bir maddedir gençler, bunu unutmayın. Peki molekül yapısı o değişebilir arkadaşlar. Mesela burada suya bakın. Hidrojende bir, iki tane molekül var. Molekül demek grup demek. Oksijende bir tane var. Direnlerde üç molekül var. Ama ürün olarak iki tane molekül var gençler. Ha, molekül yapısı değişebilir de, molekül sayısı diyelim pardon. Molekül sayısı değişebilir de değişmeyebilir de. Ama atom sayısı ve atom çeşidi değişmez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz gençler. Geldik endüstri, madde ve endüstri. Burada şey vardır, kuralımız şudur. Kimyasal tepkimelerde kütle değişmiyor arkadaşlar. Yani siz yemek yapmaya benzetin kimyasal tepkimeyi. Yemek yaparken ne kadarlık ürün direnlerde kullanıyorsanız ürünlerde de o kadar malzeme çıkar. Yani kuru fasulye yapıyorsunuz atıyorum. Ne kadar, kaç kilo kuru fasulye, kaç kilo su direnlerde olursa ürün olarak da o kadar malzeme olur. Bunu unutmayın gençler. Şurada gördüğünüz gibi grafikler verirler size. Grafiği gördüğünüz zaman kütle zaman grafiği. Grafikte miktarı azalanlar kesinlikle giren maddedir. Kim azalmış? A ile B. O zaman A ile B'yi girenleri yazıyorsunuz. Peki kimin miktarı artmış? C'nin. O zaman C de üründür gençler. Bu kadar basit mantıkla düşünebilirsiniz. Sonra altına yazın. Mesela A'dan kaç gram girmiş? 40. B'den kaç gram girmiş? 30. Çünkü hepsi bitmiş. O zaman C'den de 70 gram oluşacak. Hani buna biz kütlenin korunumu diyoruz. Ha, artanlı tepkim olursa giren miktarı ona göre hesaplayın gençler. Geçiyorum. Mesela şurada bir artanlı tepkime var. Geldik asit ve bazlara. Asit, baz ve nötr maddeler. Buradan da bir tane garanti sorunuz var arkadaşlar. Asit, baz ne demek? Asit, sulu çözeltisine hidrojen iyonu veren maddelere biz asit diyoruz. Peki sulu çözeltisine OH iyonu veren maddelere ne diyoruz? Onlara da baz diyoruz arkadaşlar. Hani basit mantık. Sulu çözeltisine hidrojen iyonu veriyorsa asit, OH iyonu veriyorsa onlara baz diyor gençler. Bunu unutmayın. Peki hidrojen iyonu verenler kim? Limon veya buna benzer maddelere biz asit diyoruz. Diğer türlü maddelere ise OH iyonu verenlere baz diyoruz. Peki başlayalım. Yaygın asitlerimiz kimler vardı? Hidroklorik asit, hacı. Meşhur hacımız nedir? Marketten hacının ruhu demiştik. Hatırlayın. Sülfürik asit, Hasan 2 Süper Osman 4 demiştik. Nitrik asit, HNO3 demiştik arkadaşlar. Ve asetik asitler, CH3 CO arkadaşlar. Hani bunlara çok dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bir de geçtik. Nedir? Bazlarımız var. Kimdir o bazlar? KOH, potasyum hidroksit, potas kostik de deniyor. NaOH, sodyum hidroksit, çamaşır suyu, sabun, kalsiyum hidroksit ve amonyamız vardı. Amonya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. NH3'tür amonyak. Nedir? H'ı var. H görünce asit dersiniz ama sakın ha atlamayın asit diye. Bu kesinlikle bir bazdır. Hani sorularda buna çok dikkat edin gençler. Geçtik. Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak. Nasıl anlayacağız? Ayraç kullanacağız arkadaşlar. Ayraç dediğimiz bazen şeydir arkadaşlar nedir? Siz de verin. Ayraç dediğimiz madde nedir? Şudur. Tunosor kağıdı, fenolftaleyn, metiloranj. Bu üçü çok önemli. Bunlar yapay ayraçlar. Doğal olanlar da var ama bu yapay olan üç tanesi örnek soruda da karşımıza geldi. Şey olarak sordular arkadaşlar. Bunları özellikle siz de verin. Bunların hangi renge dönüştürdüğünü bir tane örnek soruda sordular. O yüzden sizden ricam buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Turnusol kağıdını, mavi olan turnusol kağıdını kırmızıya çeviren asitlerdir. Asitler kırmızıya çevirir. Kırmızı olan turnusol kağıdında maviye çeviren bazlardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki
Nasıl kodlayabilir? Şöyle kodlarız. Anne kızartır, baba morartır mantığıyla kodlayabilirsin. Bir de ne var arkadaşlar? Fenolftaleyn var. Fenolftaleyn ne özelliği var? Fenolftaleyn asitlerde renk değişimi olmuyor, bazılarda pembe oluyor. Bir de metil oranj maddemiz var arkadaşlar. Bunu damlattığımız zaman zaten fenolftaleyn metil oranj damlalıktaki damla. Metil oranjı damlattığınız zaman asitlerde kırmızı, bazılarda sarı oluyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli ayraçlarımızdır. Bunun haricinde doğal ayraçlarımız var. Lahana suyu gibi. Bunlar da genellikle kırmızı ve pembe o tonlarda oluyorsa asit oluyor. Yeşil ve bu tonlarda oluyorsa doğal ayraçlarda o zaman da baz oluyor arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Geçtik. Nedir? Şeyimiz var. pH ölçeğimiz var. pH ölçeğimizde ne kullanıyoruz? pH ölçeği şudur. Bir maddenin asitse kuvvetli asit mi, zayıf asit mi? Bazsa kuvvetli baz mı, zayıf baz mı olduğunu anlamamıza yarayan alete biz pH ölçeği diyoruz. pH ölçeğinde şöyle bir mantık vardır. Ne yapıyorsunuz? Kağıtlar var. O kağıdı maddeye daldırıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Sağda gördüğünüz ölçeğin numaralı kısmı var. O numaralı kısımdan hangisine denk geliyor o renk? O rengi bulduğunuz zaman direktman pH'ini bulmuş oluyorsunuz. Peki pH'ini bulduğumuz zaman ne oluyor? pH'i 7 ise nötr madde, 7'den büyükse baz. Arkadaşlar 7'den küçük madde ise asittir, bunu unutmayın. Peki 7'den büyük olan baz mı? Baz. Ama ne kadar kuvvetli? En kuvvetli olan baz 14 numaralı olandır arkadaşlar. Yani 7'den ne kadar uzaklaşıyorsak kuvvet o kadar artıyor. Veya en kuvvetli asit hangisidir? Sıfıra en yakın olan asittir arkadaşlar. Hani sorularda buna çok dikkat edin. Bir de biz şey yaparız. Mesela midemizde mide asidi vardır. Onun pH'i yaklaşık 0,5 civarında falandır. Hocam midemize zarar vermiyor mu? Kesinlikle veriyor. Ama midemizin içindeki mide çeperi onu koruyor arkadaşlar. Peki fazla salgılandığı zaman veya midemizin çeperi zarar gördüğü zaman ne oluyor? Midemizde yanma oluyor. Peki ne yapıyoruz? Hemen doktor bir ilaç yazıyor. Ne ilacı? Mide ilacı. Mide ilacının da pH'i nedir arkadaşlar? 7'nin üzerindedir. O zaman ne oluyor? İkisi birbirini dengeliyor. Nötrleşmeye doğru gidiyor. Mide asidinin kuvveti azalıyor gençler. Hani şu sorularda karşımıza geliyor. Aside baz dökerseniz nötrleşme olur. Yani pH derecesi asidin yükselir ve zararı azalır. Bu mantıkla düşünün soruları. Peki geçtim. Hani bazı maddelerin asitlik bazlığını da söyleyebiliriz. Mesela nedir? Elma asit, limon asit, gazoz asit, turşu asit, gargara asit, domates asit, portakal asit, kola asit, akü sıvısı asit arkadaşlar. Bazı maddelerde bazdır nedir? İnsan kanı, kabartma tozu, mide ilacı, lavabo açıcı, amonyak, deterjanlı su, bulaşık deterjanı bunlar da bazdır. Kitabınızda verdiği için söylüyorum. Hani bunlar karşınıza çıkarsa hocam bunlar nereden geldi diye sormayın arkadaşlar. Burada kitabınızda var. Bilginiz olsun. Özellikle sizden isteğim asitler bazlar konusunda son birkaç gün kala asitler bazlara şöyle bir bakın. Çünkü orada biraz ezber fazla var arkadaşlar. Mesela günlük yaşamdaki asitler, yoğurt, laktik asit, portakal, limon, narenciyede sitrik asit var arkadaşlar. Elma malik asit, sirke asetik asit, çilek folik asit, üzüm tartarik asit arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Bir de bazılarımız var arkadaşlar. Nedir? Sabun baz, diş macunu baz, bulaşık deterjanı baz, çamaşır sodası baz, kabartma tozu baz, acı biber baz arkadaşlar. Hani bunlara biraz dikkat etmenizi istiyorum. Geçtik. Asitler bazlarının genel özelliği nedir? Asit deyince aklınıza limon gelsin gençler. Baz deyince de aklınıza ne gelsin? Sabun gelsin. Bunu unutmayın. Genel özellikleri limon ekşidir. Daha sonra asitler pH 7'den küçüktür. Bir de asitler metal ve mermerlere zarar verir. Bazlar ise cam ve porselene etki eder arkadaşlar. Bazlar da bunu unutmayın. Mesela sabun bazdır. Bulaşık deterjanı olarak sabun kullanılıyor. Bulaşık makinelerinde bazen bardaklar böyle lekeli lekeli çıkıyor. Niye? Çünkü sabun pH'i biraz fazladır. O sabunun kaliteli değildir. O yüzden leke oluşturur. Peki bunu engellemek için annelerimiz ne yapıyor? Daha çok annelerimiz limon koyuyor mesela bulaşık makinesinin içine ki o bazlık derecesi azalsın, cama porseline zararı azalsın diye arkadaşlar. Peki hocam bunları hangi kapta kullanacağız? Bunların en garanti kabı plastiktir arkadaşlar. O yüzden marketlerde falan asit baz
temizlik ürünlerinde hep plastik kaplar kullanılır arkadaşlar. Plastiğe koyduğunuz zaman herhangi bir zararı, herhangi bir etkisi olmuyor. Peki geçtim. Asit bazlarının günlük hayat olumsuz etkileri nedir? Zarar verebiliyorlar. Artı malzemelerin üzerinde şu logoları görebilirsiniz arkadaşlar. Oksitlenici madde, yanıcı, çevreye zararlı madde, zararlı madde, zehirli madde, çok zehirli madde, kuru kafaları görüyorsanız zehirli maddeyi unutmayın. Daha sonra çarpının yanında ufak bir işaret, tahrik edici madde, aşındırıcı madde, aşırı derecede yanıcı madde ve patlayıcı maddeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Asit yağmurları. Asit yağmurlarının özelliği nedir? Biz fosil yakıtları kullanıyoruz. Kullandığımız fosil yakıtları havaya karışıyor. Havaya karıştıktan sonra bunlar da bunların içinde bulunan karbondioksit, azot dioksit ve SO2 gazı. Nedir bu? SNC gazları arkadaşlar. Sonuç gazları diye kodlamıştık, hatırlayın. Bunlar havada suyla birleşerek ne oluşuyor? Karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit oluşuyor. Ve bunlar kafamıza geri düşüyor. Bunlara biz asit yağmuru diyoruz. Ha, şu an için Konya'ya herhangi bir asit yağmuru çok fazla yağdığını düşünmüyorum. Ama bu yağdığı bölgeler var. Ve oralarda ağaçları mahvediyor. Arabaların kaportalarını mahvediyor. Çünkü kaportalar metaldir. Asitler metale zarar verir. Heykelleri mahvediyor. Veya balıkların ölümüne neden oluyor. O yüzden asit yağmurları gerçekten çok tehlikeli. Ha, şu var bir de normal yağmurun asitlik derecesi artıyor arkadaşlar. O da niye? O da gene aynen SNC gazları. SNC, SO2, NO2, CO2. Bu gazları fosil yakıtları yakınca havaya veriyoruz. Bunlar havadaki yağmurun da asitlik derecesini arttırıyor ve bu sebepten dolayı yağmurlarımızın asitlik derecesi fazla oluyor. Hatta şunu söyleyeyim. Yağmur suyu asidiktir gençler. Normal damıtılmış su veya saf su nötr maddedir. Deniz suyu ise nedir? Bazik maddedir. Yani suyun hem asit hem baz hem nötr olan kısmı var. Haberiniz olsun çocuklar. Geçtik, geçtik, geçtik. Isı sıcaklığa bir geçim, çok az süremiz kaldı. Isı sıcaklıkta sizden isteğim şu. Sıcaklık nedir? Maddelerin, taneciklerin ortalama hareket enerjisinin göstergesine biz sıcaklık diyoruz. Peki ısı kavramı nedir arkadaşlar? Isı da aktarılan enerji. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji ısı deriz gençler. Peki ısının birimi nedir? Kalori ya da jüldür arkadaşlar. Burada sizden isteğim şöyle bir durum var. Biraz kısa geçeceğim çünkü zamanımız çok az kaldı. Özellikle şunu istiyorum. Öz ısı nedir? Öz ısı bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısı miktarına biz öz ısı diyoruz. Sorularda öz ısılı sorular düşünüyorsanız şunu arayın. Hal değişimi yok, sadece sıcaklık değişimi olan sorular bizim için öz ısı sorularıdır. Ve öz ısı büyük olan maddenin sıcaklığını zor arttırırız, zor düşürürüz gençler. Peki öz ısı düşük olan maddeyi ne yaparız? Onun sıcaklığını çok kolay arttırırız, çok kolay düşürürüz. Sorularda buna çok dikkat edin. Mesela şurada verilmiş. Örneğin suyun ısı 4,18 jül bölü gram santigrat derece. Mesela civanın ısısına bakın. O da 0,10'da. Mesela civayı 1 derece sıcaklığını değiştirmek için 0,14 enerji yeterli. Ama suyun 1 derece değiştirmek için 4,18 jül bir enerji vermeniz lazım. Yani yaklaşık 40 kata yakın daha fazla enerji vermeniz lazım suda. O yüzden diyoruz ya, hani öz ısı büyük olan maddenin sıcaklığı zor artar, zor da düşer. Bunu unutmayın. Sorularda buna çok dikkat edin gençler. Geçtik. Bir de erime donma ısılar var. Nedir? Hal değişim sırasında gerçekleşen alınması veya verilmesi gereken ısılara erime ısısı, donma ısısı, buna benzer şeyler söylüyoruz arkadaşlar. Şuradan geçiyorum. Buraları bir daha hızlı geçtim çünkü zamanımız çok az kaldı. Erime, maddenin katı halden sıvı hale geçmesi erime denir. Sap olan maddeler belirli sıcaklıklarda erir. Her sıcaklıkta erimez arkadaşlar. Mesela buz. Eksi 10 derecede bir buzunuz varsa bu buz 0 dereceye kadar erimez. 0 dereceye gelince erimeye başlar ve erirken de sıcaklığı değişmez. Peki o madde erirken bir ısı veriyor muyuz? Veriyoruz. Ona da o maddenin erime ısısı diyoruz arkadaşlar.
Hatta erime ısısını şöyle tanımlarlar. 1 gram katı maddenin aynı sıcaklıkta 1 gram sıvı madde haline dönüşmesi için katı maddeye verilen ısı miktarına erime ısısı. Bunun tam tersine de ne diyoruz? Donma ısısı diyorduk arkadaşlar. Mesela buzun erimesi için 1 gram buzun ama hangi sıcaklıkta olacak? Erime sıcaklığında olacak buz. Erime sıcaklığındaki 1 gram buzun erimesi için 334 joule'lük enerji gerekti. Mesela halayın erimesi için 62 joule'lük enerji yeterli. Kurşun için, civa için 11 joule'lük enerji yeterli arkadaşlar. Yine görüyorsunuz su gerçekten ilginç bir maddedir. Hem erimesi hem özsu hepsi fazla olan bir maddedir. Unutmayın gençler bunu. Geçtim. Bir de donma ısısı var. Erimenin tersi zaten donmaydı. Donma ısısı da erime ısısına eşit. Mesela buzu eritmek için 334 joule'lük enerji gerekliydi. Suyu da dondurmak için 334 joule'lük enerji gerekli. Fakat erirken de donarken de sıcaklığın sabit olduğunu unutmayın arkadaşlar. Geçiyorum. Nedir? Buharlaşma. Aynı şekilde buharlaşmada ilginç bir durum var. O da nedir biliyor musunuz? Mesela bir madde buharlaşması için sabit bir sıcaklığa ihtiyacı yoktur. Su her sıcaklıkta buharlaşabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki buharlaşma ısısı nedir? 1 gram saf sıvı maddenin 1 gram gaz hale gelene kadar alması gereken ısı miktarına buharlaşması diyoruz. Bunun tersine ise yani 1 gram gaz maddenin 1 gram sıvı hale gelene kadar dışarıya vermesi gereken ısı miktarına da ne diyoruz? Yoğuşma ısısı diyoruz arkadaşlar. Buharlaşma ile yoğuşma ısısı birbirinin tam tersidir ve eşittir. Tek farkı var. Buharlaşırken dışarıdan ısı alır madde, yoğuşurken ise dışarıya ısı verir arkadaşlar. Hani erime ile donmanın aynı mantığı. Peki buharlaşma ısıları maddelerde fazladır. Erime donmadan daha fazladır. Mesela su buharlaşırken 2260 joule'lük enerjiye gerek vardır 1 gram su için. 1 gram buz da 334 joule eriyordu arkadaşlar. O yüzden buharlaşma daha zordur. Geçelim. Bir de ısınma soğuma grafiklerini göstereyim. Hatta ısınma grafiğini göstereyim. Sonra kimya endüstrisine çok girmemize gerek yok. Hani ısınma soğuma grafiğini vereyim. Yeterli bugün de sizin için arkadaşlar. Şimdi ısınma grafiği nedir? Saf bir madde. Özellikle bunu suda yapılmış bir grafik şu arkadaşlar. Su için. Eksi 15 derecedeki buz. Tüpe koyuluyor. Isıtılmaya başlanıyor. Ne oluyor? Bir süre sonra sıcaklığı sıfıra geliyor. Sıfıra gelene kadar bu madde katı halde. Sıfıra geldikten sonra bu madde erimeye başlıyor. Yani katı artı sıvı oluyor arkadaşlar. Tam sıfır derece bittiği an, tamamen eridiği an sonra sıcaklık tekrar artmaya başlıyor. Sıvı halde oluyor. Sonra 100 derece geldiği zaman yine hop diyor. Ben hal değiştireceğim diyor. Sıvı halden katı hale geçmeye başlıyor. Pardon, gaz hale geçmeye başlıyor. Yani buharlaşıyor. Sonra E noktasına geldikten sonra tamamen gaz oluyor arkadaşlar ve sıcaklığı tekrar artıyor. Bu şunu gösteriyor. Bir madde ısı alan bir madde bu aldığı bu ısıyı ya sıcaklık değişimi için kullanır ya hal değişimi. Ama saf maddeler için geçerli. O yüzden soruda bakın bir madde böyle grafiklerde sabit kaldığı yerde bu madde hal değiştiriyor diyeyim. Artı iki kez hal değiştiriyorsa bu madde eğer ısınma grafiği ise başlangıçta kesinlikle katılır. Soğuma grafiği ise başlangıçta kesinlikle gazdır. İki kez hal değiştiriyorsa gençler. Bunları unutmayın. Evet, bugünlük bu kadar, size yeter arkadaşlar.